Merhaba Kışlar Oyun Müzesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber My Summer Car'ın 40. bölümündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberim. Kusura bakmayın, bir haftadır video atamıyorum. Onun nedenini şimdi açıklayacağım. Arkadaşlar sistemimde arıza nedeniyle ve ekipman arızaları nedeniyle videolarımız aksadı. Biraz da rahatsızdım doğrusu. Onun için video atamadım, kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar My Summer'a bizim Masummer'e, yani benim Nevşehir tabirimle söyleyeyim, şivemden Masummer'e güncelleme gelmiş. 2 adet, biri 22 megabayt boyutunda galiba, biri de 7 megabayt mı, öyle bir boyutta küçük bir şey. Steam'den orijinal alan arkadaşlarımız varsa onlar da zaten görmüşlerdir. Arkadaşlar güncelleme ile oyunu optimize sorununu düzelttiler, az da olsa %10'u %15'i optimize sorunlu bir oyundu. Çünkü yani ekran kartlarıyla alakalı da olsa olmasa da yani optimize özürlüydü. Yani düşük FPS veriyordu, yüksek ayar oynayamıyorduk, öyle diyeyim. Şimdi Steam'den alanlar bu sorunu çözecek. Alamayanlar ise ben onları arkadaşlar güncellemeli böyle son sürümünü bulup en yakın zamanda bir videomun altında paylaşacağım. O arkadaşlarımız da oradan yararlansın. Yani hepimiz de sevinelim. Öncelikle arkadaşlar burada bu videoda yani optimize ile ilgili işte neler geldi ufak onları göstereceğim. Yarınki videoyu bekleyin. Yarın da uzun bir bölüm gelecek. Bunu kısa yapacağım arkadaşlar. Kısa öz olsun. Optimizesini anladığım, yani bir bilginiz olsun. Hiç değilse yani güncelleme geldiğinden, update geldiğinden haberiniz olur. Öncelikle şöyle tıklayalım. Bakın burada işte ne oldu adın? Doğum yılı 95'te doğdu yaşak. Pi yaşlı ya. Yaşlı diyorum da lan kaç senelikli araba? 95 model olsun ya, temiz. Görürü iyi. Şimdi arkadaşlar bakın. Sağ üstte FPS'miz var. Normalde benim o FPS 45'te falandı sabit. 45, 44 öyleydi. Fakat bu optimize işte bu güncellemeden, bu update'den sonra bende değişiklik oldu. Bakın bende. Yani sizin ekran kartınıza bağlı da olabilir, bilmiyorum. Belki sizde 5 FPS ya da 10 FPS fazla alırsınız ama bende bakın. Mesela 45 falan alıyordum. Şu anda bakın çıkıyorum şöyle. İşte bazen 55, 60'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Yani bakın 45'te, yani 45'ten yukarı çıkmazdı benim FPS. Bakın 60'a değdi, yukarıda var bakın sağda. Şöyle bakalım güneşe falan, bulalım güneş nerede, nerede la güneş? Yok, kayıp güneş, kayıplarda neyse. Ha tepedeymiş la benim. Bakın normalde böyle güneşe tuttuğumuzda falan 45 ne alırdı benim FPS sağ üstte. Şimdi 60'a kadar çıkabiliyor, 55. Yani 5 veyahut da 8 böyle kesin artış oldu, kesin artış. Onu öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani optimize de az da olsa %5'lik %10'luk bir artış oldu. Onu düzeltmişler. Yani siz de farkına illa varırsınız. Az da olsa varmışsınızdır. Optimize böyle. Bir update'imizden işte şöyle diyeyim. Yorumlarda sağ olsun arkadaşlarımız belirtiyor. Çok teşekkür ederim. Bakın bu da geçen güncellemeden gelme. Koltuğumuz ve kemerimiz. Arkadaşlar bu emniyet kemeri ne işe yarıyor? Bakın. Mesela aracımıza bindik. Şimdi ben aracı çalıştırmayacağım çünkü direksiyon setimde de biraz arıza olduğu için şu anda yani hiçbir şey yapamıyorum. Onun için direkt anlatayım, size bilgi vereyim diye video çekeyim. Yarın beklemede kalın. Yarın mükemmel bir video gelecek. Şimdi bu bizim tengelleğimizin arkadaşlar, sürekli biz kaza yapıyorduk. Sürekli tahlalar atıyorduk. Bunun biraz çözümünü bulduk arkadaşlar. Bakın kemer takmak. Arkadaşımız belirtmiş, ben bunu deneyeceğim yarın. Kemerimizi taktığımızda istersek ağaca girelim, istersek arabaya girelim. Hiçbir sıkıntı, hiçbir şey olmuyor. Sadece cam kırılıyor, araba parçalanıyor ama biz ölmüyormuşuz arkadaşlar. Öyle bir şey varmış. Bir de sürüş tekniğinin alakalı pardon biraz rahatsızım arkadaşlar. Sürüş tekniğinin alakalı direksiyon setiyle oynayan arkadaşlarımız varsa ya da klavyeyle, onları da anladım.
Şimdi 180 derecelik direksiyon seti ile oynayan arkadaşlarımız varsa aramızda, bunu bakın arkadaşlar, burada Graphic Wheels, bunu ben kendim keşfederek buldum. Belki ta önceden de, belki YouTube kanallarımızda abilerimiz, kardeşlerimiz çekmiştir. Ama ben yeni buldum, size de bilgi vereyim diye çekiyorum ben. Çünkü kendi işime de yaradı, denedim, yarın da deneyecek. Şimdi arkadaşlar bakın, eğer direksiyonunuz 180 derece ise bunu 180'e alıyorsunuz. 180'e aldığınızda direksiyon yarım dönüyor. 180 yani direksiyon setinizden uyumlu oluyor. Eğer direksiyonunuz 360 ise 360 alıyorsunuz. 900 ise 900, 1000 ise 1000. Onu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir olay da anlatayım size. Güncellemeyle işte optimizesi geldi dedik. Bu da geçen güncelleme. Bunu şimdi işin içine katmayalım, yanlış anlaşılmasın. Geçen güncellemeden bunu arkadaşımız belirttiği için ben size yardımcı oluyorum. Dur oğlum bir çıkayım, bir dur. Ana Allah ıslah eylesin seni araba gibi ya. Nasıl arabaymışsın sen, ben seni çözemiyorum. Bu ne la? Sitken siktir bohtan şila, bu ne oğlum, değişik değişik yazdım. Şimdi bizim kazıkçıya da yarın uğrayacak. Kazıkçıya da ozon gibi bir şeyler, değişik değişik şeyler gelmiş. Böyle makineyle ne yıkıyor, bilmem ne oluyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle şeylerimiz vardı işte. Bunları böyle deterjanı neyim içiyorduk. Fark ettiyseniz. Şimdi şöyle bir şey gelmiş. Bakın. Böyle bir çöp kovası. Bundan suyu dolduruyor herhalde. Benim tahminim. İşte bu. Bu ne la, pombası mı ne bu? Değişik bir şey. Neyse, ilaç dolduruyor, makineyi ne yıkıyor. Herhalde öyle bir şeyler ya. Lan bu ozon suyu da iyi oluyor. Ozon içelim ya. Zehirlenelim, geberelim, ağzına sıçayım lan. Ozon içeyim dur. Ne yapayım? Rahı yok, ozon içiyor işte ya. Kendimizi öldürecek biz de. İşte çöp kovası gelmiş. Bunu bakalım başka neler var, neler yok böyle. Buralar zaten aynı. Ayarlarınızdan da öyle oynayabilirsiniz. Buradan ben ince ayarımı yaptım arkadaşlar. Sisteme göre siz de sisteminizden bu ince ayarını yapabilirsiniz. Bu işte parlaklık herhalde. Bunu gözümüz ağrımasın. Bunu açmaya gerek yok ya. Zaten parlak oyun. Ona gerek yok. Lan nasıl satsumaymışsın? İki indireyim kafana, dur balyozu bulayım da. Ne de la balyoz? Şurada. Bohuydun vallahi. Vur. Vur. Camını mamını bir indireyim. Camını damını bir indireyim lan. Korkununu bir. Dur böyle olmayacak. İki işkence yapalım arkadaşlar. Girmişken gülelim eğlenelim. Ne zamandır video atmıyor. Lan gotim çıktı, nasıl arabaymışsın lan. Ana. Lan lan lan. Depiye çıktı dur. Yürüye çıktın lan. Lan tavana çıktın sandım. Aman korkuttun beni ha. Korkuttun beni. Bir bira çekelim. Durum ahval böyle arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bomba gibi bölüm geliyor. Şunun da duyurusunu yapalım. Lan tam bitirken duyuru yapıyorum ben de lan. Nasıl adamım ben ya. GTA Online serisini seriydi miyim? GTA Online'ı seri mi yapayım yani? Sık sık videosu mu gelsin Mars Hammer'dan sonra, yoksa böyle Mars Hammer, Spin Tires arada mı GTA atayım? Bir de şöyle benim için sizin görüşünüz daha önemli arkadaşlar. Sizin görüşünüz benim için bir adım ön planda. Çünkü sizin dediğinizi yapmak zorundayım. Siz izleyicisiniz. Şöyle diyeyim. Ben şimdi video çekecek oyun bulamıyorum. Oyun var ama hangisini çekeceğimi bilmiyorum. Çünkü yani ben şimdi kötü bir oyun oynarım. Siz de eğlenmezsiniz. Ben de eğlenmem. Ama sizin eğlendiğiniz bir oyun olursa, ben de eğlenceli çekersem, o zaman tadından inmez. Şöyle diyeyim, yorumlara mutlaka yazın. Ya da Facebook sayfamızdan ulaşın. Öyle yazın. Ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Buna benzer oyun varsa veyahut da hangi seriye başlayayım, hangi oyun serisini devam ettireyim, onlar varsa onları yazın. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerimizde görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.